Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayı da otomobil piyasasına zamlarıyla birlikte girmiş oldu. Arkadaşlar önceden Şahin, Kartal, Doğan, Tofaş alıyorduk ucuz fiyata. Gariban arabası diyorduk. Yine şu dönemde de yine gariban arabası olarak Fiat Egea'ları gösteriyorduk. Doblo, Fiorino'ları gösteriyorduk. Fakat artık gariban arabası diye bir araba kalmadı. Artık bize Hindistan'dan gelecek küçük minik arabalar kaldı sanırım. Çünkü bugünkü yapılan zamlar gerçekten çok aşırı derecede 100.000 TL'ye varan zam olmuş oldu. Tabii bu ÖTV diliminin yukarı çıkmasıyla oldu ama fark etmiyor. Araç fiyatına 100.000 TL gibi bir rakam binmiş oldu. Artık Egea gerçekten lüks segment araç listesine o da kendini yazdırmış oldu. Şimdi fiyatları inceleyelim arkadaşlar. Şimdi Egea'nın fiyatlarını inceleyelim arkadaşlar. Egea 1.3 Multijet 340.900, 1.6 Multijet 362.900. Bunlar manuel olan araçlar arkadaşlar. Dizel, otomatik, zaten benzinli otomatik de şu anda fiyatta yok. Otomatik araç çıkarmıyorlar. 1.4 Fire olan versiyonu ise 232.900. Bu araçlara çok zam gelmemiş oldu. Çünkü bunlar ÖTV diliminin altında kalıyorlar şu anda. Urban paketine geçtiğimizde 352.900 ve Urban paketinde 1.6'ya gelirsek 387.900. Yani arkadaşlar paket yükseldikçe fiyatlarının da ne kadar lüks segmente girdiğini göreceksiniz. Launch paketi yani Egea'nın en dolu versiyonu 373.000 lira 1.3 Multijet'i. Arkadaşlar şimdi şaşıracaksınız, 1.6 Multijet manuel fiyatına 406.900. Yani arkadaşlar 406.900 lira Egea sahibi olabilirsiniz. Egea Cross'lara baktığımızda benzinli ile manuelin arasında hemen hemen de 100.000 TL fark var arkadaşlar. 1.3'ü 356.900, 1.4'ü de 256.900 lira şu anki liste fiyatı. Fakat araç var mı derseniz araç hala benim bildiğim kadarıyla yok. Buradan yine bizim alabileceğimiz ticari anlamda Doblo'ları da bir inceleyelim dedik. Doblo'ları da 31.000 TL bir zam geldi arkadaşlar. Doblo'nun Safalini 1.6'sı 7 inç olanı 273.900, 1.3'ü de 260.900. Yani hemen hemen de aralarında 13.000 TL bir fark var. Derseniz ki hangisini alırsınız? Tabii ki ben 1.6'sından yanayım ama 273.900 TL'yi gözden çıkarmamız gerekiyor. Yine Fiorino'lara baktım. Fiorino'lara da hemen hemen de arkadaşlar ben baktığımda 200.000 civarındaydı. Aracın liste fiyatı 1.3 Pop versiyonu. Şu anda 234.900, hemen hemen de hani 20-30.000 lirada yine Fiorino'lara gelmiş oldu. Fiorino'nun Safalin paketi ise 243.900. Eko paketi yani benzinli eko paketi ise 190.900. Yani arkadaşlar diyeceğim şu ki artık otomobil lüks oldu, ihtiyaçtan çıktı. Yine internet sitelerinde şöyle akşam bir gezineyim dedim. Bana mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. İşte 100.000 TL'nin altında abi paramız şu kadar, araba alabilir miyiz diye. Gerçekten ben iğneden ipliğe inceliyorum arkadaşlar. Bakıyorum gerçekten 100.000 TL'nin altında alınacak araç bulamadım. Doğan'a, Şahin'e 80, 90, 100.000 TL yazan arkadaşlar var. Bunları da artık müzeye mi koyacağız? Nostaljik olarak mı saklayacağız? Bu parayı verdikten sonra da ben Doğan'a, Şahin, Kartal'a binip trafiğe çıkmak istemem. Onu evin içinde bir vitrine koymak isterim. Çünkü daha sonra bu bize klasik otomobil olarak 10-20 yıl sonra para kazandırır diye. Altında bir Egea'sı olan 50-100.000 lira bir gecede parasının değerini korudu. Ama dün Egea alamayıp da bugün Egea almak isteyen arkadaşlar da 50-60.000 TL daha biriktirmek zorunda kaldı. Ben artık bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum. Yorumları size bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere.